Herkese selam. Ben Ata, AK Sanzutu, ailenizin favori MC'si. Bugün hikaye serisine devam ediyoruz. İlk bölümde neler olmuştu? İlk bölümde Logan'a paspas çekmiştik bol bol ve onun gözüne girmiştik. Sonra da Commander Serenti'nin gö... Neyse. Şimdi ikinci bölümde devam edelim. Şöyle şegıl şugul yaptım kendime. Logan abime paspas çektim. Logan abim de bana böyle bir zırh hediye etti. Hemen hikayemize ikinci bölümden devam edelim. Beğenip abone olup bana destek olabilirsiniz. Şimdi bize bir mail geldi. Mailinizi kontrol et diyor. Dostum, seni tebrik ederim Seymour'un kahramanı olduğun için diyor. Ben kraliçenin arşivlerinde bir araştırma görevlisiyim. Ve senin ailenle ilgili birkaç bilgi edindim diyor. Divinity's Reach'teki saray, yani botanik bahçesinde, sarayın botanik bahçesinde orada benimle buluş, seninle bunları paylaşacağım diyor. Ondan sonra dediğimi kanıtlamak için diyor bir madalyonun diğer yarısı var bende diyor. Ondan sonra sende olan kırık olan şeyle birleşeceğine inanıyorum diyor aile yadigarı tılsımınızın. Seninle yüz yüze görüşmek için sabırsızlanıyorum. Bir arkadaş dedi. Şimdi bize diyor ki benimle buluş. Bakalım ailemizin başına neler gelmiş. Şöyle gidelim. Selamun aleyküm. Hop. Sen misin bana bu madalyonu yollayan? Lütfen aileme ne olduğunu bilmem lazım diyor. Evet diyor. Seymour'un kahramanı. Bununla ilgilenebileceğini düşündüm ama sadece konuşmak için değil diyor. Aynı zamanda seni ailenle buluşturmayı planlıyorum diyor. Buluşturmak mı? Neredeler diyor. Neden daha önce bak? Ah böyle davranma. Senin için çok uzun zaman uzun yoldan geldim diyor. Onlarla cennette buluşursun. Saldırın. Vaa, 0-1 pususu yedik lan. Allah. Baskın var. Koğuş baskını. Diren. Shining Blade burada diyor. Shining Blade'e ne gerek var? Ben zaten tek atıyorum. Ben haşmetli ata babayım kardeşim. Bana rakip olamazlar. Bizi PKK pususuna düşürdüler. Ama hiç kimse benim haşmetimle başa çıkamaz. Evet. Suikastçiler gelmeye devam ediyor. Yani sarayın bahçesinin ortasına da bu kadar şey nasıl girmiş Assassin ben anlamadım. Yani herhalde Türkiye sınırı falan olması lazım bu Divinity's Reach için. Duvarlarının maşallah herkes geçiyor kafasına göre. Nasıl böyle bu kadar çok düşman girebilmiş? Haydut girebilmiş bu şeylerden ilginç yani. Şöyle şunu da kestik mi? Bir de elitleri çıktı şimdi bunların. Olur yeriz. Salya ile Mehit ile konuş. Konuşalım. Çok yardımcı oldunuz gerçekten. Allah razı olsun. Bu kültistleri mükemmel bir şekilde hallettin. Grant'in adaleti üzerine olsun. Ben Salya. Bu da Mehit. Sizinle tanışmak bir şerefti. Bunların kültisti olduğunu mu söyledin? White Mantle. Tam olarak söylemek gerekirse. Genellikle kraliyeti ve kraliçeyi hedef alırlar. Çocukken bana anlatılan bir hikayeden ibaret zannediyordum White Mantle'ları. Peki neden bana saldırmakla uğraşsınlar ki diyor. Bu şeye bakarsak diyor madalyona senin ailen bayağı sadıkmış kraliyete. Kralın bir işareti mi? Krallıktan kalan bir işaret mi bu diyor. İlginç. Burada bir White Mantle gizlenme yeri bulduk diyor şehrin dışında. Oraya gideceğiz diyor. Yakınlarda bir avlanma şeyi var diyor. İstiyorsan orada daha çok cevap bulabiliriz. Tamam diyor, seninle orada buluşalım. Oradan sonra da White Mantle'ların gizlendiği yere
baskın yapalım diyor. Cevaplarımı almadan terk etmeyeceğim diyor. Yani ailemiz kraliyetin sadık hizmetkarlarındanmış. Öğrendiğimiz kadarıyla. Dolayısıyla bu White Mantle'lar da bunların çocuğunu öldürelim diyerekten bizi baskınlamaya karar vermişler ama işe yaramadı. Neden? Çünkü ana kahraman ölemez. Ana kahraman ölürse hikaye biter. Klasik. Bizde ana karakter buff'u var. O yüzden başımıza hiçbir şey gelmez bizim. Biz ejderha bile keseriz bu gidişle. Valla tanrı bile kesebiliriz yani, bilemiyorum artık. Hop. Selamünaleyküm. Seni görmek güzel, haşmetli atababa. White Mantle'ları kökünden kurtmak için hazır mısın? Burada olduğuna sevindik. Hadi şu White Mantle'ları yok edelim. Bu yer White Mantle'ların saklandığı yermiş. Burayı öldürelim. Bizi buldular. Saldırın. Vujit. Tek. Çabuk ol. Hiçbiri kaçmamalı. Onları durdurun. Hop. Cat. Cat. Tek. Daha var mı? Bakım. Yukarı katta. Heh. Biri bana yardım etsin. Sana sadece Allah yardım edebilir bu saatten sonra. Bakalım daha yukarı katta. Bir kat daha yukarı. Buradalar. Onları uzak tutun. Rehine varmış. Dur, yanaşma. Yoksa onu öldürürüm. Bu seninle benim aramda. Kızı bırak. Sakin ol. Kimseyi öldürmek zorunda değilsin. Rahatla, konuşabiliriz. Sana konuşman için, rahatlaman için, nefes alman için vakit vereceğim. Rahat ol bro. Kimseyi öldürmek zorunda değilsin bro. Sana inanmıyorum. Sen Blade'densin. Ya beni rahat bırakırsın ya da bu kız ölür. Kızı bırakırsan buradan sağ çıkabilirsin. Ama Ratosum'a varmadan büyük ihtimalle ölmüş olursun diyor. Sana başka bir seçenek sunuyorum. Ölüm. Acele hareket etme dostum. Arkadaşlarımla bir konuşayım. Sonra bir anlaşma sunalım sana. Şimdi kızı bırak dersem salar. Here's another option dersem büyük ihtimalle kız da ölür, bu da ölür. Kıza bir bakım. Güzelmiş. O zaman kızı sal kardeşim. Tamam hadi. Kız da kurtuldu. İyi hadi. Bir tanecik White Mantle şeyde ölmeye versin. Değil mi? Bir tanesini de salalım yani, kızın hayatını kurtarmak. Pişt, sen neredesin lan? İşte akşam gelsene, ben o kadar kurtardım seni. Lan tamam, ağlama, kurtuldun. Bir bakım. Demek öyle. Neyse, ben video bitsin döneceğim ben sana. Benim işlerim var. Biraz tamam hadi, ağlama. Biraz haydutları şey yapayım, geleceğim ben. Tamam. Video bitsin, ben sana görürsen şu arka odayı. Tamam hadi. Evet. Videodan sonra şey yaparız biz. Aha. Evet. Hem biz haydut avlıyorduk biz en son. Geri kalan haydutları avla diyor. Daha geri nereden? Onlardan çıktınız lan siz. Tövbe estağfurullah. Aha. Gizli bodrum. Hop. Kült liderini tak. Eşek tekmesi. Selamünaleyküm. Brrr.
Seni gerizekalı diyor. Başaramaman yetmedi, bir de onları peşimize mi taktın? Bu ben değildim ama onların anlatacak bir hikayeye sahip olmamalarını sağlayacağım. Saldır! Tanışımıza sevindim kahraman. Ama seni öldürmekten daha da mutlu olacağım. Öldürürsün belki. Bak, öldürdün şu an. Geldi mi? Alanı kanıt için araştır. Araştıralım bakalım ne kanıt var. Burada bir isim yazılan bir liste varmış. Bu mektubu al ve Salya ile Mehide göster. Ne isimlere yazıyor acaba? Bir isim gördüm diyor. Burada isimler var. Kaptan Tekere, Kantenenis, Johnny Sins, Kisasi. Burada benim adım da var diyor. Seymour'un kahramanı. Kraliçenin casuslarının çocuğu diyor. Grant'ın adına, bu bir öldürecekleri kişilerin listesi. Bunun olmasına izin veremeyiz. Öncelikle Kaptan Teker'e uyarmalıyım. Bu tehlikeyle tek başına yüzleşmesine göz yumamam diyor. Haklısın. Anis bizimle bilgileri fütursuzca paylaşmayacaktır ama bu acil bir durum. Kaptan Teker'in ofisinde buluşalım. Güvenli ol, dikkat et kendine, yolda çizmesinler kestaneni diyor. Evet. Burada başka şeyler var. Bu case falan var. Serve to the Unseen falan bilmem ne. Burada ekstra lore'lar var. İşte Shining Blade Unseen'lere falan kesmiş. Hikaye, yani Tyre hikayesine ait şeyler var. Unseen, The Seer'lar, Mursaatlar falan. Bloodstone'la alakalı kitaplar var. Kan taşı ile alakalı. Bunlar çok daha yan ve derinlemesine storyler. Belki ileride oynarız burada bahsettiği Bloodstone falan gibi şeyleri. Belki hikayenin ilerleyen kısmında bu görünmeyen şeyle falan, bu White Mantle'ların başıyla falan belki cebelleş oluruz. Kim bilir? Şimdi Logan'la konuşmaya gidek. Logan'a paspas vakti. Logan, seni öldürecekler Logan. Ben kraliçenin sadık hizmetkarıyım. Girdin mi gözüne Logan? Telaşlı gözünüyorsun dostum. Sorun ne? White Mantle kraliçenin dostlarını öldürmeyi planlıyor. Benim adım da orada, senin de, Kantes'in de, diğerleriyle beraber. White Mantle, bu hamam böceklerinin türemesine izin veremeyiz. Serafları harekete geçireceğim ve bu kültü yerin dibine gömüp yakacağız. Logan, hayır. Centaur'larla çok uzun zamandır savaşıyorsun. White Mantle daha tehlikeli bir şey, rakip. Senin bütün adımlarını tahmin edebilirler ve bir adım öne geçerler. Shining Blade onlarla daha uzun süredir savaşıyor. Bizim bildiğimiz en iyi yolla onlarla uğraşmamıza izin ver. Gizlilik içerisinde. Belki de hızlı hareket etmeliyiz diyor. Geldiğimizi bilmiyorlar diyor. Yeni arkadaşımız son derece değerliydi diyor. Bence o karar versin. Evet, haklı. Arkadaşım, seçim senin. Gizlice mi yapalım yoksa kaba kuvvet mi kullanalım? Dedi. Evet. A direct attack worked before. Let's pull that strategy to work again. I like the sound of luring White Mantle into trap. Abi, White Mantle'ı trap'e çekmeye gerek yok bence. Direkt hızlıca bam 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 dalalım. En mantıklısı hızlıca dalmak, şaşırtmak gibime geliyor. Yani çünkü evet, bugüne kadar işe yaradı bu. Direkt güm güm girip şey yapabiliriz. Tuzağa çekersek tuzağın çalışıp çalışmayacağı belli değil ama kaba kuvvet daha iyi. Direkt kaba kuvvet. Tamamdır. Benimle Gnashar Hills'in dışındaki kampta buluş. Salya ile Mehit de orada olacak diyor. Anlaşılmıştır. Orada görüşürüz. Görüşürüz bro. Hop. Bakalım neredeymiş mekanımız. Şöyle
birazcık FETÖ'cü avlayalım. Tayriye FETÖ'cüsü. Şöyle hemen Roller Beetle'a da bineyim. Hızlı gidelim. Şey gibi, otomobil gibi kendisi. Hemen saatte 180 basıp brrr, hemen varıyoruz. Tog otomobilimiz yerli ve milli, direksiyonda dünya lideri. Yerli değil, milli değil diyenler. Öbür map'e mi geçeceğiz biz yoksa? Evet. Kessex Hills'teymiş bizim mekan. Hemen otoyoldan basalım. Kessex Hills'e doğru. Hop. Burada neler olmuş? Aman ya Rabbi. Acaba burada bizi ne gibi gizemler bekliyor? Hiç bilmiyormuş gibi davranamama challenge. Acaba başımıza neler gelecek? Hiç bilmiyorum neler olacağını. Aa, ne olabilir ki? Yarax. Bir tane Yarax var burada. Ha, bu şey NPC değilmiş lan. Ben de şey zannettim. Bir tane Brisbane'da Yarax diye NPC var ya. Dedim acaba Yarax diye de mi şey var. Ama bu NPC değilmiş, oyuncuymuş bu. Evet, devam. Nerede şimdi bu kült? Hiçbir şey görmüyorum ben. Bize el salladı Logan. Selam aleyküm. Bu Birleşmiş Kuvvetler hazır gibi duruyor. Sadece başlamak için bir şeye ihtiyacınız var. Onlar benim hatıramı suistimal ettiler. Onları öldürmem lazım. Çok sinirliyim. Sinirli olduğunu biliyorum ama atak başlamadan onlara uyandıramayız diyor. Eğer onlar bizi görürlerse o zaman savaşacaklardır diyor. Birkaç tane gardım var burada diyor. Onlar trebuşetten şeyden ateş etsinler. O zaman saldıracak çok insanlara olmaz diyor. Tamam, nasıl istersen kumandan. Hazır olun ve hızlı hareket edin diyor. Çok fazla beklemememiz lazım. Hızlı davranmazsak kaçarlar. Onları buraya çek diyor. Sonra biz şeylerle hareket edeceğiz diyor. Katapultlarla. Birkaç tanesini buraya çek. Siz benim ailemin adını nasıl alırsınız? Ağzınıza lan. Merak etme anne. Bugün McQueen ağlayacak. Kayıp olmuş görünüyorsun diyor. Eğer kayıp değilsen de kaybol. Burada hoş karşılanmıyorsun diyor. Bu küçük Jade şeyleri, figürleri satıyorum diyor. Ondan sonra bu küçük mursal şeyleriyle götümüzü siliyoruz. Ne dedin? Askerler gelin buraya. Birkaç son sözün var mı diyor. White Mantle'ın Gülünes'e tanrılarının putlarıyla götümü siliyorum diyor. Seni bir ağaca asacağız ve kuşların senin kemiklerini sıyırmasına şey vereceğiz diyor. Bilmek iyi oldu. Şimdi yapacağım şey beni daha çok tatmin edecek. Saldırı altındayız. Seraflar öldürün. Ya hak. Ne güzel 2012 hikayesinde böyle şeyler falan yazabiliyorlar. Bugün yazsan şimdi Social Justice Warrior'lar der ben Seraf şey ne o Jade Mursaatlara tapıyorum. Bu beni şey yaptı, alındırdı. Ne demek siz benim putumla götünüzü nasıl silersiniz ulan? Olmaz. Adam diyor benim suratım niye yanık? Beni niye yanık olan yaptın diyor mesela. Şimdi olsa bir Reddit'e konu açar. Ben yanığım. Benim kolum yanmıştı bilmem 2000 bilmem ne senesinde ben bunu alındım. Irkçı hikaye diye.
Bir de eğer siyahi bir abiyse tamam. Sıçınız. Geçmiş olsun. Köpüklü sıçış. Valla bunlar loot bag atsa iyi şey gelirmiş. Para gelirmiş. Bu ama çok bandit var. Amazing. Hani katapultlar ateş ediyordu. Ne sikimi ateş ediyor katapultlar? Hiçbir şey yok ortalıkta. Gene hepsini ben kesiyorum. Hop. Yani bu saatten sonra herhalde bandit falan kalmamış olması lazım. Bütün Kraytek kıtasında bu kadar bandit kestikten sonra. Şöyle. Bunların bir boss'u da gelir şimdi, klasik. Hep öyle olur çünkü. Demek sen 500 tane şey kestin. Ben anca sinirlendim. Şimdi senin içinden geçeceğim. Hani o 500 tanesi ölmeden sana saldırsaydım, yok. Önce ölmelerini bekleyeyim ki ondan sonra. Bu da son iki tanesi galiba. Şurada da bir tane varmış. Bunu da cacı iki plaki yapalım. Heh, bak geldi. Onları durdurun. Canlı çıkmalarına izin veremeyiz. Nereye gidiyorsun kardeş? Hop. Öldü. İyi iş. Ama gene de cevapları alamadık diyor. Neden White Mantle benim ailemle ilgili bir şeyler öğrenmek istiyor ki diyor. Bu çok önemli değil. Operasyon sona erdi. Sana iyi haberleri vereyim. Salya ve ben ailenin son bilinen evini bulduk. Gerçekten mi? Bana yolu gösterebilir misiniz diyor. Kantiseniz beni affederse eğer bir kişisel bir işin peşine düşmek istiyorum diyor. Bu zaferden sonra Kantes'in bunu sorun edeceğini dert etmiyorum. Kendi işine odaklanabilirsin diyor. Git ve bol şans. Umarım aradığın şeyi bulabilirsin. Kraytek için yaptıklarından sonra birkaç iyi haberi hak ediyorsun. Anacığım geliyorum bekle. Salye ve Mehit'le randevu alanında buluşuruz. Şimdi anacığımızın ve babacığımızın son bilinen adresine gidiyoruz. Tebligat gelmiş son bilinen adreslerine. Bakalım gidelim ne tebligat gelmiş. PTT ne gelmiş bakalım. Ne yollamış? Hop. Brrr. Gene otobandan 180 ile basalım. Vişt. Mağarada mı yaşıyormuş benim ailem? He. Benim ailem terörist falan mıymış acaba? Olabilir. Selamun aleyküm. Burası mı? Heyecanlanıyorum. Evet ama adımına dikkat et diyor. Burayı daha önce gözledik. Buralarda bir şeyler hareket ediyor gibiydi diyor. O benim yaramın gölgesi olabilir mi acaba? Çok büyük olduğu için tepeden ben gelirken benden önde gidiyor olabilir yani. Ondan sonra. Senin ebeveynlerin Kraytan'ın son kralının şeyleriydi diyor. Casuslarıydı. Bu onların evi mi? Evet. Son mesajları da buradaki dosyalarda. White Metal kültistleri onları bulduktan sonra gözden kayboldular diyor. Shining Blade onlarla şeyi kaybetti, kontaktı. Ya öldüler ya da kaçtılar. İki şekilde de bulmak zorundayım diyor. Eğer etrafta bir delil varsa onu bulacağız. Yani casus oldukları anlaşıldıktan sonra buraya kaçmışlar. Buradan sonra da irtibat kesilmiş. Bakalım ne olmuş, başlarına ne gelmiş. Kamuflajları açığa çıkmış yani. Saldırı altındayız. Buradalar. Biliyordum Ettinlerin bu kadar dayanamayacağını. Tamam, keselim. Bu da gitti.
Bakalım anacığımız babacığımız kaçmışlar mı? Yoksa öldürülmüşler mi? Uuu içeride ama çok şey var. Ne kadar hızlı bunları temizlersek işimize o kadar çabuk dönebiliriz. Vay çok yardımcı oldun kral ya, özlü söz. Hiçbir şey anlatmayan kişisel gelişim özlü sözleri gibi. Avucunuzdaki kelebek. Sen her şeyin en iyisine layıksın. Kendine inan. 777 aldım verdim. İnanıyorum evrene astral mesaj yolluyorum şu an. Geldi mi? Evet. Şunları da yani hiçbir şey olmadıysa bu örümcekler yemiştir zaten bizim aileyi. Şuna bak kafam kadar. Aile mezarlığını incele. Hop. Buradaki şey zamanla aşılmış ama hala okunabiliyor mezar taşı diyor. Değerli kadın, şey karı yani eş. Karı dediğim, wife yani. Adanmış bir anne. Kraytan'ın sadık hizmetçisi. Çocuğumuza daha iyi bir hayat bırakmak için yaşadık. Umarım sevgili Haşmetli Ata Baba bunu bulur. O zaman bir El Fatiha. Bir de buna bakalım. Burada da diyor ki bize 3 şey hayat verdi. Bana 3 şey hayat verdi diyor. Onun karısı, ülkesi ve hepsinin üstünde çocuğu. Tanrılar çocuğumuz olan sevgili Haşmetli baba, ata babayı korusun ve kutsasın. Amin. Evet. Bizim aile götten yemiş. White Mantle aileni bulmuş gibi gözüküyor. Üzgünüm. Her zaman içimde bir umut vardı onlara bulacağıma dair ama bunun zor ihtimal olduğunu biliyordum. Allah rahmet eylesin diyor. Kraytay'ı korumak için canlarını verdiler. Seninle gurur duyarlardı. Peki bu mezar taşları onlara kim koydu diyor. Arkadaşları belki. Ajanlar. Hiçbir zaman bilemeyeceğiz diyor. Senin kurtardığın insanlar gibi belki onlar da burayı kurtarmışlardır diyor. Hayatım boyunca bunu hep merak etmiştim. Artık huzur bulabilirim diyor. Bu sadece başka bir görev değildi. Sana yardım etmek bizim için bir onurdu. Seninle tekrar buluşacağız, buna eminim. O zamana kadar kendine dikkat et. Yani bizim bunlar yerleştirmiştir ya. Bunların ajanıdır işte. Bunlar zaten şey ya. CIA, FBI. Oyunun CIA, FBI'yi bunlar yerleştirmiştir bizim. Abi bizim aile demek ki Shining Blade'miş yani. Buradan bunu anladık ve 20 level story'si de bu şekilde sona erdi. Bir önceki hikayeye göre biraz daha yavaş geçti bu kısım. Ailemizin peşine düştük. Ailemiz ölmüş arkadaşlar. Bir sonraki bölümde kraliçe ile buluşacağız. Kraliçe bizi taht odasına çağırıyormuş. Evet, tamam. O bölümde görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.